otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret ediyor ve firma ortaklarından Selçuk Özdemir'i tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. İş ve başarı ekibi olarak güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya, güzel sektörleri, faaliyetleri ve hizmetleri sizlere tanıtmaya devam ediyoruz efendim. Şimdi Bolu'daki turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve özellikle burada otomotiv sektöründe ne tarzda hizmetler veriliyor, ne gibi hizmetler alabilirsiniz ve Bolu'da otomotiv sektörü nasıl ilerliyor? İşte bununla alakalı olarak güzel bir markamıza ve firma sahibimize konuk olduk efendim. Yanımızda firma ortaklarımızdan ve genel müdürümüz Selçuk Özdemir Beyefendi bulunmakta. Ancak burada biz kendisiyle röportaj öncesi konuştuğumuzda sadece otomotiv sektöründe değil, farklı sektörlerde de hizmet verildiğini öğrendik. Ancak bunu bir kere de sizlere Selçuk Bey anlatmış olsun. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizler de Bolu'muza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Misafirperverliğiniz için de ben ve ekibim adına çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Burada otomotiv sektörüne çok güzel faaliyetlerde bulunuyorsunuz ve farklı sektörlerde ama öncelikle ben sizlere bir firma ortağı ve genel müdür olarak tanımak istiyorum. Selçuk Bey kimdir? 1979 doğumluyum. Aslen Erzurumluyum. Memur çocuğuyum. Baba memur olması hasabıyla biz il dolaştığımız için insan nereye ait olduğuna karar veremiyor. Evet. Ama uzun süredir Bolu'da yaşıyoruz. Babam buradan emekli oldu. Burada emekli oldu. Ondan sonra da 5 kardeş olunca o okusun bu okusun derken biz burada kaldık. Çok güzel. Daha sonra ben uzun yıllar İstanbul'da yaşadım. İstanbul'da kurumsal firmalarda müdürlük yaptım. İdari kısımlarda çalıştım. Ondan sonra da bu sektöre girmeye karar verdim. Arkadaşlarım, ortaklarım yani. Onların ısrarı üzerine Bolu'da böyle bir iş yapalım dediler. Birlikte yapalım dediler. Ondan sonra biz de bu işlere kalkıştık. Diğer ortaklarımız kimdir? Değerli izleyicilerimiz de öğrenmiş olsunlar. Zafer Değerli, Yakup Avcı. 3 ortağız biz. Selçuk Özdemir'den firmanın hizmet alanlarını ve çalışmalarını dinliyoruz. Öncelikle rentekarla başlayalım isterseniz otomotiv sektöründe. Yeni dünya düzeninde kiralık araçların çok önemli olduğuna biz karar verdik. Ve bu sektöre girmeye karar verdik. Şu anda çok aşırı derecede bir aracımız yok. Zaten yeni de bir firmayız. Programın ismi İş ve Başarı. İş tamam. Henüz başarıyı yakalamadık. Ama farklı sektörlerde başarılarımız var. İlla ki var. Ama biz rentekar araç kiralama sektöründe alım satımda biz üst sıralarda olmak istiyoruz. Bu yönde halkımıza hizmet vermek istiyoruz. Dolayısıyla biz de kazanç elde etmek istiyoruz. Rentekar işi yapıyoruz. Özellikle inşaat kısmında, iç dekorasyonda hizmetler veriyorsunuz. Evet. İnşaatta neler yapıyoruz? Biraz da bunlardan bahsedebilir miyiz? İç dekorasyon üzerine projeler yapıyoruz. Zaten kendimle ben proje de çiziyorum. Ortaklarım da benim inşaatla çok ilgililer. Zaten asıl uzmanlıkları onlar. Bizde bir kişi sadece inşaata bakıyor. Çok güzel. Zafer Bey, Zafer Değerli, kendisi inşaatların başında. İç dekorasyon üzerine çok öyle büyük inşaatlar yapmıyoruz. Henüz o raddeye gelmedik. Ama iç dekorasyon üzerine projeler yapıyoruz, çiziyoruz. Çok iyi de referanslarımız da vardı. Evet, bu arada İstanbul'da da İstanbul'da da yapıyoruz bu arada. İstanbul'da da birçok ünlü şahıslara da yaptınız aslında. Biraz önce sohbetimde şimdi isim belirtmiyorum bu arada. Ama güçlü referanslarımız var. Değerli izleyicilerimiz bunu bilmiş olsunlar. Var. Onlar çok da var. Çok güzel. Farklı sektörlerde faaliyet alanlarımız var. Ama eminim ki sizin ve ortaklarınızın bir hedefi, bir amacı vardır. İlerleyen zamanlarda sizleri nerede görülüyor olacağız? Nerede göreceğiz? Bizim en büyük hedefimiz daha fazla kişiye istihdam sağlamak. Çok güzel. Tabii dolayısıyla biz de büyümek istiyoruz. Yani hadi doyalım yetsin kısmında değiliz. Yani. Hep sabit değil aslında. Yok, daha nasıl ilerleyebiliriz? Yani, ama yavaş yavaş adım adım çıkma derdim. Bu zamana kadar hep ben firmalarda çalıştım, başkasına çalıştım. Benim gördüğüm, anladığım, onların nasıl büyüdüklerini gördüğüm için şimdi bu saatten sonra kendi işimde onu yapmaya çalışıyorum. Adım adım basamakları yavaş yavaş tırmanarak da kimseyi üzmeden, en ufak bir şikayet almadan, memnuniyetsizlik olmadan yavaş yavaş basamakları tırmanmak istiyoruz. Harika. Daha sonra işimizi büyütmek istiyoruz ve özellikle de istihdam sağlamak istiyoruz. Evet. Yani en önemlisi bu ülkemizin yarayan kanası. Kesinlikle. İstihdam.
Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Selçuk Bey, başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Sektörünüzde temsil ettiğiniz için ayrıyetten teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Evet kıymetli izleyicilerimiz, şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Biz Türkiye'yi dolaşmaya, siz de bizi izlemeye devam edin.